Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Çok şükür sağlığımız yerinde, huzurumuz yerinde, daha ne olsun. Sabah yolcum vardı, şehir hastanesine götürdüm, onları bıraktım. Çok güzel yağmurlu bir hava var Kayseri'de. Öyle ılık bir hava. Yavaş yavaş da yağmur yağıyor, nasıl söyleyeyim. Tam yürüyüş yapmalık hava. Ben yağmurda yürümeyi çok severim. Yağmurluğunuz olacak ya da bir şemsiye alacaksınız ki sırılsıklam ıslanmayın tabii ki. Yağmurluğu çekeceksiniz ya da elinizde şemsiye, o yağmurun sesini duyuyor diyor. Kulaklığı da takıp tam yürümelik bir hava. Bugün Kayseri'de hava ılık ama çok güzel yağmur yağıyor yavaş yavaş. Çok severim böyle havayı. Ya da çayını kahveni alıp cam kenarında oturup yağmur izlemelik bir hava. Dün de yağmurluydu ama bugün daha güzel yağıyor sanki. Öyle bir hava var. Biraz önce eve geldim. Büyük kızlar canlı dersteler. Aysima televizyon izliyor şu anda. Ben de kahvaltı hazırlamak için mutfağa geldim. Bugün aklıma soğan kavurması geldi. Gelirken düşünüyorum. Her gün sabah kahvaltıya ne yapsam diye düşünüyorum. Sizde de öyle mi arkadaşlar? Bizim ortada illa ekmek banmalık bir şey olacak. Ona ekmek banacaklar bir. Yani öyle kahvaltı türüyle doymuyorlar ya da keyif almıyorlar diyeyim. İlla ekmek banmalık bir şey istiyorlar. Bugün gelene kadar düşündüm ne yapsam. Dedim soğan kavurayım bunlara. Şöyle eskilerin lezzeti. Benim annem yapmazdı soğan kavurması. Kayınvalidemde de hiç görmedim. O da yapmazdı herhalde. Ya da yaptıysa da bana denk gelmedi, bilmiyorum. Bugün onu yapayım istedim. Ben soğan kavurmasını Aleyna'nın ana sınıfı arkadaşının annesinden öğrenmiştim arkadaşlar. Bir gün ona gidecektik. Dedi ki size soğan kavurması yapayım mı? İçimden dedim ki ya soğan kavurması da yenir mi? Nasıl yapıyorsun dedim önce. Nasıl oluyor? Soğan dedi güzelce kavuruyorsun. Üzerine yumurta kırıyorsun. Çok güzel oluyor. Dedim ya o da yenir mi falan. Ben genelde böyle yiyecek kısmında biraz ön yargı yapıyorum. Ama yapmamak gerekiyor bence. Tadına baktığım zaman acayip beğendim. Çok lezzetliymiş dedim. Hani oraya giderken de yemem diye düşünerek gidiyordum ama çok beğendim. Eğer siz de daha önce benim gibi denememişseniz ve o da yenir mi diyorsanız mutlaka deneyin arkadaşlar. Harika bir şey oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bugün onu yapacağım. Şimdi kalkayım ben, yavaş yavaş kahvaltı hazırlığına başlayayım. Kızların ders arasında kahvaltı işini aradan çıkarıyoruz. Ona denk getiriyoruz. Onların dersleri araya girdiği zaman hemen kahvaltımızı yapıyoruz. Onlar da teneffüs verdiği zaman hemen kahvaltımızı yaparız. Şimdi ben kalkayım şu soğan kavurması işine başlayayım. Soğanları ince ince doğradım arkadaşlar. Biraz yağda ince sotileyeceğim. Hatta pembeleştireceğim. Tamamen pişmesini sağlayacağım. İyice pembeleşince de üzerine tuzunu ve yumurtasını ekleyip afiyetle yiyeceğiz inşallah. Böyle size de nasıl doğradığımı çekmek istedim. Şimdi dediğim gibi pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlarımız iyice pembeleşince hemen yumurtasını kırdım. Şöyle biraz yumurtanın pişmesini bekliyorum. Üzerine de pul biber serpip artık servise hazır edeceğim. Kahvaltımızı yapıp hemen mutfağı toparladım. Durağın öğlen yemeğine geçtim arkadaşlar. Bugün sulu köfte yapacağım. Şöyle biraz toz biber. Bir tane de yumurta kırmıştım toz biberden önce. Birazcık tuz ekliyorum. Şöyle biraz daha atacağım. Bir yemek kaşığı kadar da un ekliyorum arkadaşlar. Tutması için, köftenin dağılmaması için ben genelde un ekliyorum. Ve biraz da ben genelde göz kararı döküyorum. Köftelik bulgur. Yaklaşık bir çay bardağı kadar falan da köftelik bulgur ekliyorum. Şimdi bir tane de kuru soğan rendeleyeceğim. Ve güzelce yoğuracağım. Köfte harcımızı güzelce yoğuracağım. Daha sonra Aysima ile artık şekillerini verip öğle yemeğini hemen pişireceğim. Yanına da pirinç pilavı yapmayı düşünüyorum. Öğle yemeğinde bugün bizde sulu köfte var. Köfte harcımı aldım geldim arkadaşlar. Şimdi güzelce bir yoğuracağım önce. Sulu köfteyi ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Dağılmıyor. Dağılmaması için biraz fazla yoğurmak şart. Şimdi iyice yoğuracağım. Daha sonra Aysima'yı çağıracağım. Şimdi çağırmadım.
odasında oynuyor o. Artık yuvarlarken çağıracağım, o da yardım etsin bana. Tıpkı çiğ köfte yoğurur gibi böyle süre süre yoğuruyorum. O zaman daha iyi. Bulgurla özleşiyor kıyma. Dağılma da olmuyor. Ben başladım arkadaşlar. Ben başladım. Aysima'yı da çağırdım. Birazdan gelir. O da bana yardım edecek. Geliyor musun Aysima? Tamam, hadi bakalım. Saçını bağla, hemen gel. Saçları da içine düşmesin, bağlasın ki. Şöyle ben biraz ölçüsünü ayarlayacağım. Aysima da yuvarlaklarını yapacak. Ablalar hala dersteler, online dersteler. Saat 11.30 oldu ama inanın yani ders aralarında kahvaltı yapıyoruz. Büyük ihtimal sizlerde de öyledir. Yani çocuklar yemek saatlerini bile ona göre ayarlıyorlar. Geldin mi? Gel bakalım. Sofra bezinin altına gir. Şuraya gir. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım. Aferin. Hadi bakalım. Şimdi bunları yuvarlak yuvarlak yapacaksın. Nasıl biliyor musun? Çok kolay. Evet. Şu yuvarlak yaptıklarını da bu tarafa geçir. Tamam mı? Karışmasın. Hadi bakalım yap buradan yuvarlak yuvarlak. Vay, süper yapıyorsun. Daha önce yapmış mıydın yoksa? Hayır. Yapmamış mı? Daha bunda bunu demiyorum. Daha öncelerde yemek yaptığımızda yapmış mıydın sen bundan? Yapmıştım. Değil mi? Hmm, hele ondan güzel yapıyorsun. Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun yaptığını? Bir yandan da Müge Anlı'yı izliyordum arkadaşlar. Şimdi videoyu açtım diye sesini kıstım. Ama yine her zamanki gibi kayıplar, kaybolanlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Tamam yeter artık o. Onu bırak o tarafa. Onu yaptım ben. Heh, oradan devam et sen. Ben sana biraz birikince yardım ederim. Birlikte. Ben biricem senin için bana yardım etmeyeceksin. Ben sana yardım ederim yardım. İstersen sen otur şuraya ellerini yıkayıp ben yapayım. Ben ellerimi yıkayayım, Buray sen ne yapacaksın? Evet yaptıklarımı ben yapayım. Sen de otur keyfine bak. Oy. Bölüm. Ben de sana yardım edeyim çünkü çok var ya burada. Şimdi öğlen Durağan'kini pişireceğim, bizimkini pişirmeyeceğim. Sulu köfte çok bekleyince ben sevmiyorum arkadaşlar. Taze taze seviyorum. Beklediği zaman bulgurları falan şişiyor. Öyle sevmiyorum onun için. Bizimkini pişirmeyeceğim. Akşama pişireceğim bizimkini. Şimdi bunu pişirirken bir yandan da pirinç pilavını yapacağım. Ben gibi yapıyorum. Ben gibi mi yapıyorsun? Aferin. Evet. Hadi. Hadi hepsini yapalım. Çok güzel oluyor. Ama o kadar çok yuvarlamana gerek yok. Yeter. Birazcık yuvarlaman yeterli. Yuvarlak olduğu zaman bırak. Tamam mı? Oldu ya. Evet oldu. Aferin sana Aysima. Aslında normalde ben şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Benim sulu köfte anlayışım. Anne ben de sıkıyorum. Şöyle göstereyim size de. Ben de sıkıyorum. Ama durağa göndereceğim için şoförümüz de var. Belki o bilmiyordur diye. Hani bunun şekli niye böyle olmuş demesin diye. Yuvarlak yapıyorum oraya göndereceğim için. Onlar büyük ihtimalle yuvarlak biliyordur. Bunu bilmiyordur sanmıyorum. Onun için bu sefer yuvarlak yapıyoruz Aysima ile. Hem Aysima'nın bunu yapması daha kolay. Diğerini anne, de yapabiliyor bu arada. Öğrenmiştim. Anne, böyle şekil veriyordum. Şu komşunun çatısına kar yağmıştı. Evet, komşumuzun çatısına kar yağmıştı. Şimdi erimişti ama kalmamış kar. Bitmiş. Bitmiş yağmur üzerinden. Yağmur da seviyorum karda. İkisini mi seviyorsun? Tamam, ama bakalım. Yanlışlıkla yanlış. Alttakini alacağım. Anne. Canım. Bunları ben ezip de yapıyorum. Nasıl?
çok bastırma. Bence öyle güzel olmaz. Yuvarlak daha güzel olur. Yuvarlak yap. Tamam mı? Tamam mı? Kendi yorumunu katma köfteye. Anlaştık mı? Sen kendi yorumunu mu katıyorsun? Anne bak gene oldu. Bakayım nasıl olmuş. Aa çok güzel. Onu ben yiyeceğim. Yaptıklarımı. Babanlara yok mu? Senin yaptıklarından. Var. Var mı? Tamam hadi o zaman. Bu ikisi sizden. Bu ikisi. Ben sana biraz yardım edeyim mi? Alın. Şöyle benim leğenim şurada dur. Leğenim değil benim leğenim. Şöyle biraz hızlı hızlı yapalım. Senin gibi yaparsak öyle yetişmez bu çorba. Ne zamana götüreceğiz pişirip de? Senin beş gibi öyle yavaş yavaş. 5 dakika sonra mı götüreceğiz? Hı hı. Ama sen 5 dakikaya bitirmiyorsun ki elindekini. Anne bak ne yapıyorum. Ne yapıyorsun? Hızlandın mı? Hayır hızlan. Yavaş değilsin, hızlısın. Olur bile. Alttakini kuşu alacağım. Allah düştü. Çarpıştı hamurlar. Akşam gidip kavuklarımın etinden almıştım. Allah. Şimdi dolapta bekliyorsun. Şimdi yapacağım. Bitince bu. Tamam. Uyuyup da. Oh, biraz daha hızlanmalıyım. Evet bence de biraz daha hızlanmalısın. Ben bitirdim. Az oldu anne bayağı da. Bayağı da oldu evet. Sen 2-2 yapıyorsun ben de 2 yap. 2-2 yapmana gerek yok. Sen 1-1 yap. Anne üstlerini koyarsan hepsi elinde gene. Düşüp duruyorlar belki. Çok oldu burası. Ben çok hızlıyım anne senden bile. Gerçekten mi? Evet benim de. Hadi bakalım. Allah. Oldu. Hadi bakalım ben sana biraz daha köfte vereyim. Ben biraz al. Ben bu ikiye geç. Anne bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Hepsi buraya geldi. Aa çok hızlısın. Evet bir tane. Aa. Hep yavaştan. Hep. Sen hızlı mısın? Evet. Hadi bakalım o zaman. Bitiyor. Ay Allah. Şimdi burası ne oldu? Gece olur. Şöyle yapalım mı? Anne. Gecenin sabahında babam gelir. Bize yardım etmek ister. Öyle mi? Yardım edeceğim. Hadi bakalım. Çok uzaklaşma anne. Biraz bu tarafa geç. Allah. Anne, sen buradan al. Soslu yapmışsın. Hı-hı. Soslu mu olmuş? Hı-hı. Bunları beyazladım. Ya. Nasıl hızlan diyorsun anne ya? Hızlandın mı? Sen de hızlan o zaman. Değil zaten. Hızlı mısın? Evet. Tamam o zaman. Ben de onun arasında kaldım. Sorun yok o zaman hızlıysan. Burası gece olur. Anne uyumak zorunda kalmayız. Hadi ama hadi köftelerimizi yap bitir ki. Hemen öğle yemeğine yetiştirelim bunları. Sabah olmak, gece olmak ister sonra sabah oluyor. Sonra gece oluyor sonra sabah oluyor değil mi? Sonra da öğlen sonra gece tekrar. Tamam hadi. Çünkü bunlar hemen çok. Hemen yapalım. Hemen. Azaldı mı hamuru? Azaldı evet. Orada az kaldı. Hadi. Eve geldiğim gibi tabii ki hemen mutfaktayım. Aydanur dershaneden aldım. Sonra bir yolcum vardı. Ona yetiştim.
ancak eve gelebildim arkadaşlar. Şimdi hemen mutfağa girdim. Pilavımız hazır zaten. Sulu köftemizle pişireceğim. Daha sonrasında sosumuzu hazırlayacağım. Şöyle bir pratik bir yöntemim var. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Önce yağıyla naneyi, salçayı biraz kavurdum. Biraz toz biber, birazcık da tuz. Yani bildiğiniz çorba suyu gibi hazırlıyorum. Hemen şöyle karıştırıp daha sonrasında suyunu koymadan hemen önce köftelerini ekliyorum sıçramaması için ve suyunu daha kolay ayarlamak için. Üzerine de yetecek kadar suyunu ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bu kadar basit. Ve sulu köftemiz hazır. Ben bu pişinceye kadar hemen soframızı hazırlayacağım. Sofraya geçeceğiz çünkü çok acıktık. Kızlar da acıklar. Bu kaşık vurma olayı da şu an kamerayı titrettiğimi tahmin edebiliyorum ama kaşığı vurduk sonra fark ettim onu. Şimdi sulu köftemiz pişsin. Hemen sofrayı hazırlayıp sofraya geçeceğiz. Aysima'nın canı akşam akşam tatlı isteyince babasını düşürdü yollara. Üşenmeden o da gitti, tatlı aldı geldi. Şimdi bu saatte tatlı yiyeceğiz. Şöyle dondurma da almışlar. Yanlarına birer dilim de dondurma bırakacağım. Akşam akşam dediğim gibi duramadılar yani. Şöyle servislerini hazırlayıp içeriye götüreceğim. Şöyle üst kısımlarını açıp içine bırakayım ya da. Ben tatlılar alıp artık içeri geçiyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.